Keşke kimse bir şey yazmasa ve sormasa da geldiği gibi gitse. İt onu it ya. Bok var mıydı cidden? Bok vardı. Bu büyük bir yanılsama oldu. İnsanlar sürekli şunu belirtiyor. Murat işte o yalan söyledi. Bok yoktu diyor. Bir kere ben o videoyu atmayacaktım. Bana o video zorla attırıldı. Ben dedim ki videoda bok çıktı. Ben bu videoyu nasıl atarım insanlara? Böyle bir rezilliği yapamam dedim. 4-5 kişi zorladı, at izlenir dedi. Ben de isteme istemeye attım, izlendi. Yani bok vardı arkadaşlar. Bok gerçekti, yaşadım. Annem de yaşadı. O zaman annemle birlikte yaşıyordum. Bir ay dilinden düşmedi. Bok gerçekti. Merhaba, kim olduğunu bilmiyorum. Geleceğini öğrenince YouTube'dan bakayım dedim. Videolarda sürekli izlenme maksadıyla bir şeyler yiyip içtiğini gördüm ve aklıma bir soru geldi. İzlenme, beğenilme ve takipçi için en fazla ne yersin? Benim aklıma bir şey geldi ama aynı şey mi acaba bilemedim. Yarak yerim dememi istiyor ama... Benim de bazı sınırlarım var. Yani izlenme için bir şeyler yiyip içmek doğrudur. Çünkü kendimiz hoşumuza giden eğlendiğimiz bir video yapıyoruz. 60 binde kalıyor. 10 bin patates yiyoruz. 3 milyon, 2 milyon izleniyor. Bu benim suçum değil. Bu 3 milyon kişinin sorumluluğudur. Ama yarak yemem yani. Bok yemem. 10 bin dolara bok yer misin diye çocukluğumuzdan beri dönen bir soru. 10 bin dolara ben şahsen yerim abi bok. Sen yersin galiba. Sen zaten yemiş gibi duruyorsun. 10 bin dolara yenir. Ama şöyle dolar 2 iken de yiyordum ben 10 bin dolara. 10 bin dolara bok yerim. 5 bin dolara düşünürüm. 1000 dolara çatalla. Murat selam, hoş geldin. Eskiden Şişli'de oturduğum dönemler. Ben taşındım, seni bilemiyorum. Mutlaka her hafta denk gelir. Muhabbet ederdik. Seni görünce aklıma geldi. Önemli bir sorun var. Kilonla ülkenin gidişatı hakkında, ilişki hakkında ne düşünüyorsun? Böyle bir mit var. Zayıf olduğum zaman da YouTube'da da video yapıyordum ama beni şişman olarak bilen çoğunlukta olduğu için Murat kilo verdi, ekonomi bozuldu gibisinden bir muhabbetler döndü. Ben çünkü düştüm 84 kiloya, dolar oldu 8. Ondan sonra ben bir tekrar kilo aldım. O ara 2020 seçimler falan şey oldu. Ekonomi biraz düzeldi. Dolar 5'e falan düştü. Aa, Murat işte kilo alınca dolar tekrar düzeldi, ekonomi düzeldi deniliyordu bana. O yüzden sürekli yorum böyle. Kilo al, ekonomi düzelsin. Fakat işte ben şu an biraz şişmanım. Geçen haftalarda daha şişmandım. 115'i zorladım. Kurtaramadım. Dolar 18 oldu ben kilo alırken. O yüzden benden çıktı arkadaşlar. Rayından çıktı. Ben tutamıyorum. Artık yani önümüz açık. Bilmiyorum ne olacak. Kim olduğunuz konusunda sosyal medyalarınızda bilgi bulamadım. Neden kendinizi gizliyorsunuz? Gizli tarikatlara üye misiniz? Illuminati'den misiniz? Hayır, kendimi gizlemiyorum. Başka da diyecek bir şey bilmiyorum bu konuda. Neden böyle düşündüm bilmiyorum. Bir de ben en son Uzun Eşek ve Süper Mario oynadım. Mantarlar hareket ediyordu. Hiç gerçekçi değildi. O günden beri oyun oynamıyorum. Önereceğin oyun var mı? En son Uzun Eşek ve Süper Mario oynayan birisine önerebileceğim hiçbir oyun yok. Çok temelden başlaman lazım. En ufak bir tavsiye ne diyebilirim bilmiyorum. Yani strateji oyunu. Hearts of Iron var. Age of var. Civilization var. Belli yaşlısın. O yüzden Civilization güzel olur. Hearts of Iron güzel gider. Europa Universalis 4 var. EU4. O güzel. Strateji. Strateji üzerine gidersen güzel olur. Bir de kazancınızın vergisini veriyor musunuz demiş. Yani 2000 kaçtan beri? 2016'da zaten normal ben fatura kesmeye başladım. 2013'te 15 yaşındayken kazandığım 15-20 dolarların da vergisi daha sonradan alındı. Hatta hala ödeniyor. Yani böyle bir şey sormana gerek yok. Senden önce çok sordu devlet bunu yani. Veriyoruz, vergiyi veriyoruz. Vermiyormuşuz gibi bir algı var YouTube'da izleyiciler arasında ama veriyoruz. Hatta pek çok kendim Eminönü toptancı hallerinde çok bulundum ve sadece bizim ajanstaki YouTuber'lar bütün Eminönü'nden fazla vergi veriyordur. Şahsi görüşüm o yönde. Bugün Allah için ne yaptın? Allah açıkçası hiçbir şey yapmadım bugün. Bugün uyandığımdan beri bir bok yapmadım yani. Dün de pek bir şey yapmadım. Geçen hafta yaptım ama Allah için yaptıklarımızı ben söylememiz gerekiyor diye biliyor. Doğru mu? Doğru değil mi? Evet. Yaptım. Geçen hafta yaptım. Kanka hoş geldin. Mideyi de küçülttün. Tekrar kilo almayı nasıl başardın? Arkadaşlar ben mideyi küçültmedim. Ya... Amına koyayım, bu çok bilgi kirliliği var. Bu beni çok rencide ediyor ya. Ya arkadaşlarım da öyle. 6 yıllık arkadaşım, oğlum sen mideni küçültmedin mi lan diyor. Ya küçültmedin mi? Ne biçim arkadaşsın sen? Hadi adam izlemedi videoyu tam olarak falan. Video başlığını gördü, geçti. Kilo ben kendim verdim ya. Ben kendim 58 kilo verdim arkadaşlar. Kendi kendime mideyi küçültmedim. Mide küçültülür mü? Yemek çok güzel bir şey. Yemek yenir. 8 tane lahmacun. Yemeğin tadı hiçbir şeyde yok yani. Mide küçültülmez. Ben kendi kendime verdim. Ben sarkan derilere aldırdım. Arada fark var. Lütfen bu bilgi kirliliği yayılmasın. Murat abi GF midesini küçültmedi Danla Bilic gibi. Hayatta neler başardınız? Ben açıkçası çocukluğumdan beri hayatta böyle kalıcı bir şeyler bırakayım ya da ne bileyim yani çok büyük başarılarım olsun. Öyle heveslerim yoktu. Benim hayatta tek istediğim, başarmak istediğim şey istediğim herhangi bir şeyi istediğim an yapabilmekti. Tam başaramadım onu hala. İstediğim herhangi bir şeyi her an başarabildim.
başaramıyorum. Yaklaştım biraz. Bir de galiba dolaylı yoldan 58 kilo vererek ve daha sonra kilo verme videoları, ameliyat videoları falan, deri aldırma, onları yaparak sırf bana gelen mesajlardan gördüğüm kadarıyla birkaç bin şişman arkadaşımızın zayıflayıp hayatı tekrar sevmesine sebep olmuşum. Bana gelen yorumlardan anladığım o. Galiba bunu başarmışım. Senin ben amına koyayım kardeşim. Yeter ki bize bir şey olmasın. Aynen. Önemli olan size bir şey olmasın, boş ver. Yo, benim düşüncem budur ama yani. Hepinizin amına koyayım bana bir şey olmasındır normalde. O yüzden çok bence güzel bir yorum yapmışsın. Eski videolardaki komikliğini ve samimiyetini kaybettiğini düşünüyorum. Şimdi sıradan bir YouTuber oldun. Bunu para dışında neye bağlıyorsun? Şimdi öncelikle eski videolar dediğin videoları ben aşağı yukarı 12 yaşında çekmeye başladım. Şu an 24 yaşındayım. 12 yıl boyunca aynı olmamı beklemek zaten mantıksız. Çocuk olarak başladığım bir serüvenin sonunda şu an eşek kadar adamım ve başıma bin bir türlü bela geldi. Bin bir türlü pislik geldi. O eski komik saf çocuk dediğin adam ne kira veriyordu ne fatura veriyordu. Hem normal hayatın zorlukları, üstüne bir de ben anlatmak istemediğim bir sürü pislik badire yaşadım. Tabii ki de benim karakterim birazcık değişmiş olabilir. Ama samimiyetimden bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum. Sadece eskisi kadar komik ve şey değilim artık yani. Mutlu değilim. Bunlar yansıyor olabilir sana. Bu ne biçim isim la demiş. Ben ismimi seçmedim. Benim ismim aynı Metin 2'ye kullanıcı adı alır gibi kimsenin görmeyeceği bir isim olarak seçildi. Ondan sonra bir ay geçti. YouTube'un sistemi değişti. Benim sadece kendi gördüğüm Murat abi GF isimli saçma nick kanal adına dönüştü, değiştiremedim, kaldı başıma. Kırılan sandalyeni düğün salonundan mı çaldın demiş. Her orta gelir veya fakir ailede bulunan beyaz plastik sandalye. Evde vardı yani. Evimizde öyle bir sandalye vardı abi. Türk milletinin çok aşina olduğu bir sandalyedir. Azıcık geriye yaslanınca kırıldı. Bok gibi sandalyeydi yani. Berbat bir sandalyeydi. Özellikle seçmedim onu. Dün gece kim olduğunuzu öğrenmek için ufak bir arama yaptım. Bu sayede rahmetli Barkın Bayoğlu'nun kanalındaki birlikte yaptığınız o lezzetli sohbeti izleme şansı buldum. Yaptığınız işe zerre ilgim yok. O nedenle tek sorum, o günkü sohbete dair hatırladığınız bir anekdot var mı? Bu vesileyle kendisini anmış olalım. Yani Barkın abi, ben çok seviyordum Barkın abiyi. Beni motora başlatan da Barkın abinin videoları olduydu. Sonra da kendimi zaten çok şanslı hissediyorum Barkın abiyle öyle bir video çekebilmiş olmak için, tanışmış olduğum için. Videoda şey dediydi. Ben motora yeni başladığım için sana motor eğitimi vermemiz lazım dediydi. Sen çok bilinen birisin. Seni eğitime yollayacağım. Senin motorda başına bir şey gelirse eğer demişti. Bu toplumda kötü olur. Motorun ismi kirlenir demişti. Bir yıl sonra falan da Allah rahmet eylesin motor kazasında kendisi vefat etti. Bu şahsın neden takip edildiğini bir türlü anlayamıyorum. Tamam diğerleri de kötü ama birini çocuklar takip ediyor diyoruz. Biri sempatik vesaire ama bunun hiçbir olayı yok. Komik desen değil, sempatik desen değil bir şey yaptı. Yok demiş. Nette eski, sözlükte yeni. Pek çok şeyi anlayamıyoruz hayatta zaten. Anlayamamız da normal. Ben de mesela 24.08.2019-12.38'de niye benimle ilgili böyle bir düşünceye girip bunu niye zahmet ettiğini anlamıyorum mesela. Ya pek çok şeyi anlayamıyoruz. Başkalarının anladığı bir şeyler var ki adamlar izliyor demek ki yani. Buradan bu sonuca varabiliriz. Ben komiyim diyemem mesela. Sempatik de olmadığım oluyor bazı zamanlarda. Evet haklısın. Her zaman sempatik değilim. Ama demek ki bir şey var ki izleniyor yani. Ne bileyim oğlum. Yani sen bilirsin. Ama bir daha yorma kendini, gerek yok. Ben mesela şu ana kadar hiçbir platformda, hiçbir şeyde, hiçbir kimseye bir şey yazma şeyinde bulunmadım olumsuz olarak falan. Üşendim yani. Ne uğraşacağım onunla? Benim nefret ettiğim kimler var yani? Allah belasını versin, ölsün dediğim çok kişi var ama uğraşmıyorum yani. Ölmeyecek çünkü. Veya benim onu sevmemem bir şeye etkilemeyecek. O yüzden üşeniyorum. Ben mi çok üşengecim acaba? Nerede bok gibi bir oyun varsa bulup oynuyor, bir de onu seriye dönüştürüyor. Deli amına koyayım demiş. Bok gibi oyunlar tutuluyor. O yüzden bana seçenek şansı çok fazla kalmıyor. Büfe simülatör yapıyorum 15 bölüm. Ondan sonra şey yapıyorum. Red Dead Redemption yapıyorum. Büfe simülatör daha çok izleniyor. Bu durumda oğlum bu arz talep ilişkisi ya. Markette sevmediğim bir yemek vardır ama herkes seviyordur. O yüzden markette vardır. Ona diyor musun bu amına kodumun yemeğini buraya niye koydular? Orospu çocukları diyor musun? Demiyorsun. Aynı şey yani. Ben de isterim yani şey çekelim. Hearts of Iron 4'ü böyle 500 bölüm çekelim. Sadece onu çekelim. İzleniyor 10.000. Niye çekeyim ben Arsup Aynur'u bu durumda? O yüzden 3. kanalı açtım. Orada izleniyor 10.000 ama montaj yok. Masraf yok, maaş yok, eleman yok, bir şey yok orada. Oradan dengeliyoruz o şekilde. Arz talep bu abi. Bu YouTube'da artık şey yani, arz talep ilişkisi hep. YouTube Türkiye'nin ilklerinden, bana kalırsa en samimi olanlarından biri. Çok teşekkür ederim. Zaten genelde itici demelerin sebebi de bu. Başka kanallardaki şirin gözükme, dünya tatlısı gözükme eğilimi bu adamda yok. Evet, itici değilim ben. Evet. Neyse o. Seven izlesin, sevmeyen izlemesin kafasında adam. Bence böyle olması daha iyi. En azından yapay bir şey izlemiyoruz. Teşekkür ederim. Beni anlamışsın. Çok sağ ol. Doğru. Kendisini severek izlerdim ama amına koyayım diye devam edecekmiş gibi duruyor böyle. Artık bozdu orası çocuğu. Kendisini severek izlerim ama yıllar önce oynasan.com'du sanırım. Onunla işbirliği yaptığımda 200 liralık Steam kodu kazanmıştım. Yalan oldu, kod dönmedi. Ha siktir ya. Öyle bir şey mi oldu?
Vallahi o kodlara ben bakmıyordum. Oynasan.com bakıyordu. Yıllar önce diyorsun. 2020'de yazmışsın. 4-5 yıl sonra sana o kodu ulaştıralım bir şekilde. Vallahi ben 42 yaşında ayı gibi gülüyordum bunun oyun çekimlerine. Pandeminin ilk dönemlerini sayesinde atlattım bile denebilir. Çekse şöyle güzel bir Mafya 2 yeniden de kendimize gelsek demiş. Mafya 2 bir kere çektim 2013'te. Bir daha çektim pandemide. Şimdi bir daha çekersem en baştan senaryo oyun. Aynı oyun ya. Artık olmuyor yani. Paşa Joe'nun nerede poliste yakalanacağını çok iyi bildiğim için artık olmuyor. Sadece araba kazaları güzel oluyor ama Mafya 2 bir daha çekemem ya. Remastered'ını çektim zaten. 3 de bok gibi diyorlar. O yüzden çekemem. Güzel oyun çıkmıyor artık. Outlast videosu çektiği zamanlar YouTube'un harbiden keyif verdiği, zevkli olduğu yıllarda sandalye kırılma videosu, mazeretim var, asabiyim ben, kıymalı pide 22. Evet. Nasıl ki lan? Evet, o zaman gerçekten ya YouTube'un zevk verdiği, keyif verdiği zevkli yıllardı. Üstüne bir de dünya da güzeldi. Türkiye de güzeldi. Her şey güzeldi. O yüzden benim takipçilerden bana en çok gelen mesaj eski tat yok. Abi eski tat bende de yok amına koyayım. Eski tat zaten yok ya. 2013 yılında dolar kaçtı? 1.45, 1.55. Bayram harçlı biriktirdim. 2 yıl bilgisayar aldım ben öyle bir zaman. Bayram harçlı da 5 lira 10 lira lan. Öyle hani zengin bir çevrede değil yani. 3 kuruş parayla bilgisayar almıştım kendi kendime harçlığımla. Eski tat hiçbir yerde yok. Bana özel değil. Kendini bok gibi hissetme nedenleri. Metroya binme, metrobüse binme, otobüse binme, taksi arama, taksi bekleme, sabah erken uyanmak zorunda olma, öğlen uyanmak zorunda olma, aç kalma, diyete girmek, diyetten çıkmak. Çünkü kilo alıyorsun, kendini kötü hissederek yemek yiyorsun. Ertesi gün fitness'a gitmek zorunda olmak veya o akşam gitmek zorunda olmak. Gündelik hayatta her gün bok gibi hissediyorum ben kendimi. Yani say say bitmez burada. Bok gibi hissetme nedeni çok fazla var. Kendime saygım yok yemekleri. Ben hiç böyle düşünmüyorum. Ben hayvan gibi yerim. Pilav, salata, çoban salata, yoğurt, ton balığı, kuru fasulye, tavuk. Bunların hepsini karıştırıyordum. Bir tabağın içinde böyle yapıyorum. Ketçap. Ketçap. Karıştırıyordum. Ondan sonra kolayla böyle yiyordum. Yanımda da yarım ekmek yiyordum. O yüzden kendime saygım yok yemekleri benim her gün yediğim her şey olabilir. Yaran YouTube yorumları. Bir tane salağın biri Hulk'lu bir videoya, süper kahraman Hulk. Hulk gerçek mi yazmış? Amına kodumun çocuğu gerizekalı amcık, sence Hulk gerçek olabilir mi? Ben buna çok gülmüştüm. Bak amına kodumun çocuğu gerizekalı amcık. Sence Hulk gerçek olabilir mi bu? Çok sinirli yani. YouTuber'ları itici yapan detaylar. Şimdi ben şahsen YouTuber olduğum için YouTuber'lara bir birey olarak da baktığımdan, tanıdığımdan ibnelerin bir sürü itici özelliği var yani. Bambaşka itici özellikleri de var ama bir YouTuber olarak itici özelliklerine ne diyebilirim? Ya işte yapmacıklık. Ben yapmacıklığı hiç sevmem. En sevmediğim şey yapmacıklık. Sürekli bir şey için like ve abone istenmesi. Şu kadar şunu yapacağız, bunu yapacağız. Şöyle de bir şey var ama. Bu herhalde izleyici kitlesinin bir özelliği. Videoda demezsen atmıyorlar abi like. Öyle bir şey var. Abone olun diyorsun videoda. O videoda 5000 abone geliyor. Demiyorsun 200. Bu harbiden böyle bir şey var. O yüzden o konuda sözümü geri alıyorum. Kızamıyorum. Şöyle de bir şey var çünkü. O videonun like'ı az olduğu zaman başka birisi demiştir like atın diye. O video önüne geçiyor. O daha çok izleniyor. O yüzden ortada bir rekabet olduğu için ona kızamıyorum. Yapmacıklık gerçekten itici bir şey. Oyun oynamayıp oynayanın videosunu izleyen nesil. Bu böyle bir şey var ya. Ben hala anlamam mesela. Son yıllarda anlamaya, ekonomiden dolayı anlamaya başladım. Adam oynayamıyor o yüzden izliyor. Ama ilk başta anlamıyordum. Ben videoyu çekiyorum. Neden izliyorlar ki? Ben mesela hayatta izleyemem oyun videosu var. Ağır damarım çatlar ha. Ölürüm yani. Çocukken de internet kafede böyle benim kuzenimin internet kafesiydi. Gidiyorum böyle çok yoğun ya 40 kuruş saati ne ekonomi be 40 kuruş saati 40 kuruş. Herkes oturuyor hemen beni kaldırıyorlar böyle ben beleş olduğumdan. Böyle izliyordum Night oynuyor. Sürekli izliyorum nefret ederim izlemekten. İzleyenleri de eskiden anlamıyordum artık anlıyorum oynayamadığı için insanlar izliyorlar. Oyunu izlemiyor aslında muhabbeti izliyor onu anlıyordum. Ama bazıları mesela sadece oyun videosu izliyordu Twitch'te falan. Yabancı bir adam oyun oynuyor sadece oyun oynuyor onu izliyorlardı anlamıyordum ben de anlamıyorum onu. Bilgisayara yüklenen ilk oyun. Benim ilk oynadığım oyun GTA Vice City'ydi. Sokaktan araba çalmıyordum ben suç diye. O yüzden her yere yürüyerek gidiyordum. Bir de Counter'a girdim ondan sonra. Counter'da terörist oldum. Polis geldi. İnternet kafeye polis geldi. Ben ağlamaya başladım. Çok küçüktüm. Ağlaya ağlaya çıktım şeyden, Counter'dan. Tutuklanacağım diye. Öyle. Kilo vermenin bilinen en kısa yolu açlıktan ölmek yani. Aç kalacaksın. Yemeyeceksin. Hiçbir şey yemeyeceksin. Hiçbir şey yemezsen kilo verirsin. Sağlıklı şekilde kilo vereyim öyle aman şurada diyet yapayım. Bugün cheat day yapayım. Yok amına koyayım. Yemeyeceksin abi. Bozuluyor çünkü. Gerçek şişmanlar beni anlar. 4 hafta diyeti yaparsın. Ondan sonra diyet sağlıklı bir diyet bu. Günlük kalori açığın az olur.
doyarsın yerken ama kilo verirsin yavaş yavaş. Bir kilo verirsin bir ayda. Sonra bir kaçırırsın, iki gün yersin, aldın iki kilo. O yüzden yemeyeceksin. Başına bir şey gelebilir ama yersen, bunu bilerek yemeyeceksin. Ekşi itiraf. Yani öyle çok kayda değer bir şey bulamadım. Anlatılabilecek, gerçekten itiraf edilebilecek seviyede olanlardan. Şöyle bir şey diyeyim. Ayakkabı bağcığımı ben 2 yıl önceye kadar arkadaşlarıma veya satın aldığım yerde bağlatıyordum eşek kadar adam olarak. Sonra Meryem öğretti bana ilk defa. Çünkü bir yıl bağladı. Ondan sonra dedi ki sikerim böyle işi. Şunu artık öğren dedi. Güç bela öğrendim. Hatta utanmasam cırt cırtlı giyeceğim yani. Bağcık çok zor bir şey. Onun da sebebi büyük ihtimalle şişkoydu benim uzun bir sürem. O göbekle bağlanmıyor. O yüzden hiç denemiyordum. Öğrenemedim.